Kalandere Yardımlaşma Derneği'nin açılışını yapmış bulunuyoruz. Bütün gelen misafirlere canı gönülden hoş geldiniz diyorum. Bu derneğin yöneticilerine ve emeği geçenlerin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Festivaller, dernekler daima faydalı şeylerdir. Senelerden beri birbirini görmeyen insanlar tekrar kaynaştılar, tekrar buluşuyorlar. Yeni ahbaplıklar, yeni dostluklar feda edilir. Her yönüyle faydalıdır. Bilhassa bu köyün yapmış olduğu hem dernek hem festival, her ikisi birden takdire şayandır. Ben şahsen kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çok da başarılı olmuşlar. Teşekkür ederiz. İnsan bu topluluğu görünce, bu tertipleri görünce göğsü kabarıyor. Yani teşekkür etmeye neredeyse mecbur kalıyor. Ne güzel bir hizmet, ne güzel bir teşekkür. Ayrıca muhtar odalarını gezdim, etrafı gezdim, durumu gördüm. Yani göğsüm kabardı. Bu senelerden beri birbirlerini görmemiş olan insanlar bir araya geliyorlar, tekrar kaynaşıyor, tekrar sevişiyorlar. Ve bu derneğin, bu festivalin diğer köylere de örnek olmasını canı gönülden arzuluyorum. Keşke uzun yaylanın ve civarın bütün köylerine bu örnek olsa da benimseseler yapsalar. Hatta bu başarıyı Kayseri vilayette bile zor gösterebiliyorlar. Ben oradaki festivallere de birkaç defa karıştım. Burası kadar mükemmel göremedim. Ben hakikaten kalben iftihar ediyorum, teşekkür ediyorum kendilerine. Allah razı olsun. Değerli sanatçımız, değerli kardeşim, sevgili arkadaşım, o değerli isim, o kapalı çarşıya gelmeden evvel inanılmaz güzel eğitimlerden, çok güzel sinema filmlerinden geçip oraya geldi. Yani pişti, altyapısı çok sağlam. Çok güzel bir sinema filmine de imza attı. Başka Dilde Aşk adlı bir film. İzlediniz mi çoğunuz, değil mi? İzlemişsinizdir. Onu başka birkaç dizide daha oynadı, birçok dizide oynadı. Ve yine çok güzel bir sinema filmi projesi var. Ve bize aylar evvelinden söz verdiği için, bizleri kırmadı, yoğun çalışma temposuna rağmen inanın seti bırakıp geldi. Setin zararını şu an düşünemiyorum bile. Sağ olsun, var olsun. Adıyla müsemma derler ya, ismiyle müsemma, verdiği sözde durduğu için canı gönülden teşekkür ediyorum efendim. O bu akşam aramızda. Sevgili Mert Fırat, alkışlarınızla huzurlarına davet ediyorum. Mert'ciğim hoş geldin. Şeref verdin. Nasılsın Mert'ciğim, gel. Şöyle. Hoş bulduk. Çok herkes seni bekliyor bak. Evet, çok heyecanlıyım böyle bir organizasyonun içinde olmuş olmaktan. Böyle bir kutlamada hep beraber arkadaşlarımla birlikte burada olmaktan çok mutluyum. Sevgili Mert'i ne zaman dizilerde görseniz efendi rolüyle hep böyle ön plandadır gerçekten. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi, hani bazı sanatçılar vardır. Örneğin rahmetli Erol Taş. Erol Taş mesela karakterin tam zıttı bir oyun oynarmış filmlerde. Gerçek hayatta çok iyi ama filmlerde çok kötü rolde. Mert dizilerde de filmlerde de çok iyi rolde. Gerçek hayatta da öyle gerçekten. Çok mütevazı, çok efendi gördüğünüz gibi. Ondan sonra adı gibi Mert kendisi de. Mert'ciğim öncelikle hakikaten bizlere sadece söz verdiğin için burada bu akşam bulunmana son derece mutluyuz. Bulunduğun için çok teşekkür ediyoruz. Yarın saat 6.30'a hemen geri döneceksin. 6.30'a tekrar çekim yeri, yani Çanakkale İngiltere'de. Mudanya'da çekiyoruz. Mudanya'da, özür dilerim. Yani Mudanya'da yeni bir film projesi var. Evet. Filminden biraz bahseder misin? Filmimiz Atlı Karınca diye bir gerilim filmi aslında. Hani konusu bir aile trajedisi. Herkesi filmi seyretmeye davet ediyoruz. Hani ayrıntılarını vermeyelim şimdi. Evet, ayrıntıları saklayalım. Evet. Ama ben size bir ipucu vereyim. Katil Bahçıvan. Filmin en sonunda. Ulaştırırız. Değil mi? Filmde verilmek istenen bir evet, Başka Dilde Aşk'ta amacımız oydu. Çok küçük bir kopya sayısıyla 150 bin kadar insana ulaştık. Ne kadar güzel. Hala da dünyanın çeşitli yerlerinde evet, gösteriliyor ve ödüller aldı. Yaklaşık 14 tane ödül evet, aldı. 14 tane ödül Başka Dilde Aşk'ın. Ve Başka Dilde Aşk'ın yönetmeni ve şu anda çektiğimiz filmin yönetmeni de bir Çerkes. İlksen Başarır. Harika. O da Adige. Adı Pazarlı o da. Yapımcımız Bünhan Bengi. İki filmin de yapımcısı. O da Çerkes.
O da İstanbul'da, evet. Yani kesin gitmeliyiz. Biz böyle genç bir oluşum, İstanbul'da birçok arkadaş bir araya gelip ne kadar güzel. Adımıza da çete diyoruz. O çeteyle böyle çeşitli filmler. Böyle çeteye can kurban valla. Keşke herkesin gibi çete kursa. Maşallah. Bu arada Aşağı Boran Derneği'ni böyle bir organizasyonun içinde beni davet ettiği için çok teşekkür ederim. Edeceğim. Çünkü hakikaten çok değerli bir isim. Malumunuz efendim, tarihimizde maalesef bazen yalan yanlış belgelere dayandırılarak hiç hak etmediğimiz bazı şeyler kullanıldı ve bunlar bizi son derece ağır yaraladı. Birçoğumuz, benim yaşımda olan insanların birçoğu bilirler ki lise yıllarında, ortaokul yıllarında tarih kitaplarında çerçeveden hain olarak gösterilirdi maalesef. Ama artık devir değişti, bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Bu anlamda bu bilgilerden yola çıkarak aslında tarihte zaman zaman hain gösterilenlerin kahraman olduğunu gösteren bir kitap yazıldı değerli konuklar. Çerkez Ethem Apolemsiz General. Değerli yazarımızın Ararat'ın Laneti gibi ve Deniz Güneş'in Çocukları adlı kitapları da mevcut. Bu kitaplar tabii ki yazmak için inanılmaz bir altyapıya sahip olmak lazım. İnanılmaz bir araştırmacı ruhuna sahip olmak lazım. Ve gerçekten biraz önce de ifade ettiğim gibi bizi bizden daha iyi tanımak lazım. İşte o değerli, işte o kıymetli yazarımızı ben huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Yazarımız Sayın Turgut Türksoy, alkışlarınızla sahneye geliyor efendim. Turgut abicim hoş geldin, şeref verdin. Seni burada görmek çok güzel Turgut abi. Biz geçen yılda bir ödül töreninde karşılaşmıştık ve Turgut abi tanıdığım için son derece mutluyum. Hoş geldin, neler hissediyorsun Turgut abi? Hoş bulduk. Türkiye'nin birçok yerinde Çerkez festivallerine davet ediliyorum. Oralarda Uzun Yayla'nın soğuğunu çok anlatıyorlardı. Dinlemiştim. Ama şu an yaşadım.
böyle bir soğuk yaz ortasında hiç görmemiştim. Fakat Çerkez toplumunun kalbinin sıcaklığının bana verdiği ateşle şu anda içim alev alev yanıyor. Hepinize hoş geldiniz. Turgut abi, tabii hemen bırakmıyoruz sizi. Gerçekten ben tüm samimiyetimle söylüyorum. Size ne kadar teşekkür etsek az. Biz hani doğma büyüme Çerkeziz ama sizin yaptığınız çalışmaların birinde birini yapmadık. Onu ifade edeyim yani. Bu anlamda değerli Hazirun karşısında ne kadar teşekkür etsek az. Geceyi düzenleyen Borandere Derneği'ne, Aşağı Borandere Köy Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Çok özverili bir çalışmayla, oldukça güzel bir organizasyonla bizleri bir araya getirdiler. Çok teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Sonrasında hoş geldiniz diyorum Kabardeylere, Çeçenlere ve aramızda bulunan diğer ırktaşlarımıza, diğer kardeşlerimize. Şimdi çok bilinmeyen bir şarkıyla başlayalım isterseniz. Chat we shop bilmiyorum. Hiç bilmeyen bir şarkı. Wishes that I'm so good, I'm not afraid of.